Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Ayetlerde içkinin işkembeye benzetildiği söyleniyor. Doğru mu? Ayet-i kerimelerde doğrudan alkolün, içkinin işkembeye benzetildiği yok. Ancak işari bir mana söz konusu. Alkolla ilgili ilk nazil olan ayet şöyledir. فَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْغًا حَسَنًا Ayet-i Kerime'nin başı da var. Yani hurma ve üzüm gibi yiyeceklerden hem sarhoş edici içkiler elde edersiniz, hem de güzel rızık elde edersiniz. Değil mi? Yani üzümden ve hurmadan bugün alkol de elde edilebiliyor ya da onlar çok güzel rızıklar da olabiliyor. Cenab-ı Hak bu iki özelliğe dikkat çekiyor. Ama bir önceki ayeti kerimede, eti yenen ve sütü içilen hayvanların sütlerinin nasıl yaratıldığı anlatılıyor. Mesela ayette min beyni fersin ve lebenen halisan sa'igan lişşaribin. O hayvanların işkembesinin ve kanlarının ortasından beyaz, saf, insanlar için çok faydalı, içenlerin hoşuna giden süt elde eder, süt gelir. Demek ki işkembe ve kan ortasından süt çıkıyor. Bir sonraki ayette de alkol ve güzel rızık. İşte bazı sahabiler bu e, alkolü yukarıdaki ayete benzetmişler. Yani işkembeye ve kana. Güzel rızkı da süte benzetmişler. Evet, hayvandan elde edilir ikisi de. Ama onda işkembe de var, kan da var ve süt de çıkıyor. Öyleyse süt nasıl güzelse diğerine göre, diğerde nasıl insan rahatsız ediyorsa öyleyse aynı ağaçlardan, aynı meyvelerden hem işkembeye benzeyen anlamında alkolü hem de dolayısıyla bu inceliğe dikkat çekilmiş ama doğrudan işkembenin Alkol'a veya alkol işkembeye benzetildiği şeklinde bir ayetin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. <laughs>